Hayatınızın kırılma anı neydi? Galatasaray'dan ayrılmak. Bu takımın parçası oldum, kalıcı oldum ne zaman dedin? Kampa gittikten sonra işte artık ben bu takımın bir oyuncusuyum diye kendimi şey yaptım yani. Bu maçta da 84'te oyuna giriyorsun. Capone evet. İlk 11'de. Neden? Ya bu maçta çok enteresan bir şey var. Beni burada oyuna Dușescu değil Hagi soktu. O dönem yöneticilerle ne yaşandı? Kalmak da istiyor musun? O tavırla gelirsen oyuncu kalmaz. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak şapkası ve sloganı. Oldu mu Fenerbahçeli? Ben Fenerbahçe'de de o dönem çok iyi bir performans sergiledim. Ama o kupayla, o başarıyla çok da fazla ismin birlikte anılmıyor. Öyle düşünüyor musun? Milli takım maçlarında, Dünya Kupası'nda tek oyundan çıkmayan evet. Oyuncu benim. Niye böyle bir şey yaptın? Gençliğin verdiği sinir, stres, kızgınlıkla falan yoksa şeyle alakalı, art niyetle alakalı bir şey yok. Fatih koştu. Burisca. Hadi. Demosunu. 2 olsun. Müşmüşü. Gol! Fatih'in golü. Viyana kapılarında 2. gol. Fatih'in golü. Merhaba. Her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu eski milli futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamış, dünya üçüncüsü apoletli, UEFA Kupası ve Süper Kupa sahibi Fatih Akel. Fatih Akel, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş. Hayatınızın kırılma anı neydi? Tabii ki kırılma anı Galatasaray'dan ayrılmak. Galatasaray'dan ayrıldığınız günleri ve tabii ki yurt dışı kariyerinizi, milli takım kariyerinizi kırılma anında konuşacağız. Haberlerle başlıyoruz. 3 Eylül 1992'ye dönüyoruz. Hürriyet gazetesinde bir haber var. Diyor ki haberin başlığı, sarayın altın çocuğu. İsim babası Fatih Terim'in Türk futboluna armağan ettiği genç futbolcu, hayallerinin takımında oynadığı için çok mutlu ve gelecek için de umut dolu. 3 ay öncesine kadar onu pek tanıyan yoktu. Şimdi Galatasaray'ın olduğu kadar medyanın da göz bebeği. Genç Fatih aslında bir santrfordu ama Galatasaray seçmelerinde onu stoper oynattılar. Fatih buna itiraz eder ama Salih Bulgurlu Hoca'dan ona şöyle bir tepki gelir. Santrfor çok var ama stoper yok. Stoperde oynayacaksın. İşte Fatih'in stoperliği de böyle başlar. Şimdi bu metin içerisinde birçok aslında satır başı önemli nokta var. Şu Fatih isminin hikayesini dinleyebilir miyiz? Fatih Terim'den gerçekten mi ilham alındı? Evet, yani şöyle bir şey. Babamla amcam çok iyi bir Galatasaraylı. Çok Galatasaray'ı seviyorlar. Herhalde bir Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra işte ben dünyaya gelmişim. O dönemde amcamla babam özellikle hani Fatih Hoca'yı çok seviyorlar futbolculuk döneminde. Amcam da işte ya çocuğun adı Fatih olsun demiş. Amcam ismimi koymuş zaten. Öyle de kalmış. Yani. Fatih Hoca ile böyle bir diyaloğunuz oldu mu? İlk hocam benim ismim de sizden esinlenerek. Ya öyle bir konuşmamız geçmişte oldu. Evet yani ilk geldiğim dönemlerde Galatasaray'a. Ben zaten Galatasaray'ın A takımına çıktığımda Fatih Hoca yoktu. Sonra geldi. Evet. Milli takımdaydı Fatih Hocamız. Sonra ben işte A takıma çıktım o sene. Sunus dönemi. Sonra Fatih Hoca geldi. Geldikten sonra böyle ufak bir konuşmamız oldu dedim böyle bir şey. Seçmelere nasıl girdin? Yani futbolcu olma yoluna nasıl girdin? Kim götürdü seni? Ya da ısrar mı ettin? Ya ısrar etmedim. Ben tabii mahallede oynuyordum devamlı. Arkadaşlarımla top oynuyordum. Amcam beni işte Galatasaray'ın seçmelerine getirdi. Orada yaklaşık 5-6 tane seçmeden geçtim. 1-2 ay içerisinde. Sonra işte Galatasaray'ın altyapısına geçtim. Orada devam ettim. Biraz önce okumuş olduğunuz, söylemiş olduğunuz da tamamen doğru. Ben hep böyle mahallede top oynarken işte gol atmaya özenen, golcü olan, golü seven bir oyuncu tarzıydım. Ama seçmeye geldiğimde içinizde işte santrafor var mı dedi. İşte rahmetli Salih Hoca. Onu çok sevdiğim bir hocam. Allah rahmet eylesin. Ben ve birçok arkadaşım elimi de kaldırdı. İşte onu seçti. Sen indir elini dedi bana. Dedim ben de forvet oynuyorum. Yani ben de gol atmak istiyorum falan dedim. O zamanlar tabii çocuğuz. Böyle beni ayağa kalk bakayım dedi bana. Ayağa kalktım. Otur dedi sen stoper oynayacaksın. Oynayış zaten ondan sonra. Motivasyonu etkilemedi mi? Hani yani çünkü biz çocuklar ben de ya, hatırlıyorum kendimi. Yani sırayla kaleye geçilir. Defansta durmak için beyler Allah'ını aynen. Seven savunmaya gelsin denir. Yani aynen, öyle. Evet. Ya motivasyonumu etkilemedi ama şu niye etkilemedi? Şöyle zaten orada çok oynamak istiyordum. Orada sahaya çıkıp o seçmeye gidip her türlü her yerde oynamaya razıydım bir nevi ama zaten stoperde oynasam 2 tane gol attım.
seçildiğim için onun için devamlı ileri gidiyordum. O enerji hiç bitmiyordu. Tabii çocuk enerji biliyorsun. Çocukların enerjisi daha farklı oluyor o zaman yaşlarda. Onun için stoper oynarken bile iki tane gol attım. İçinde kaldı mı santrforluk? Yok kararını? Yani yok. Ben yani sonradan zaten stoper mevkini çok daha çok sevdim. Yani. Peki sen sağ bek misin, stoper misin? Ben stoperim aslında. Yani şöyle nasıl ben şey oldum, sağ bek oldum. Ben Galatasaray'a çıktığımda, altyapıda ilk çıktığımda, daha takıma da çıktığımda stoper oynuyordum hep. Sonra Fatih Hoca bir dönem geldikten sonra da ben yine stoper oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Ligde. Ama daha sonra maddi bir sıkıntı vardı bizde Galatasaray'da o dönem. Oyuncu sağ bekte de sıkıntı vardı. Ben bir Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Hoca beni sağ bek oynattı. Şapı Yüzat'la adam oynadım. Yani o genelde sol açık gibi oynuyordu. Şapı Yüzat vardı. Biliyorum. 1-0 biten maçtan bahsediyorsun. Bülent Korkmaz ıskaladı. Evet, o konuda konuştuk yani, Bülent Kaptan'la. Yani, sen hatırlatmak istemiyorsun. Onu konuştuk. Orada ben sağ bek oynadım. O gün de iyi oynadım. Yani iyi oynadığımı düşünüyorum. Ondan sonra da sağ bek kaldım. Ama asıl mevkim benim stoper. Ben Galatasaray'da stoper oynadım. Yani stoper oynasaydım o zamanlar futbol yaşantım daha da uzayabilirdi. Çünkü biliyorsunuz stoper mevkiinde kanat oyuncusu çok enerji sarf ediyor. Hatta zaman zaman mesela bazen daha yeni alışırken kaptanla da böyle çok şeylerimiz oldu sahiden. Kademeyi kaçırıyorsun. Arkadan kademeye girmek biraz ters geliyor, zor geliyor. Onlar kolay olmuyor yani. Birden stoperden sağ beke geçmek kolay değil yani. Bebeklikten gelmiyorsunuz sağ bekten. Evet. Bakırköy'de bir sezonunuz var. O sezon sonrasında Galatasaray'a dönüş var. O günlerle ilgili bir videomuz var. Galatasaray Futbol Akademisi'nin Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden biridir Fatih Akgel. Kendisi Saraylı'dır. Galatasaray'a geldiği günde baktığımızda o kendisinin yetenekleriyle ilgili kendi yaş gruplarının üstünde oynamaya başladı. Ve biz de orada denemeye başladık. Orada geliştirmeye başladık. Ve buna iyi cevap verdi. Gelişerek Türk futboluna, Galatasaray'a ve bu arada da gittiği diğer kulüplere birçok faydalarda bulundu. Birçok çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar sonucunda da kendisi iyi bir futbolcu, Türk futbolunun, başta Galatasaray'ın yetiştirdiği bir oyuncu oldu. Müfit Ayar Kasap, evet. Zamanın antrenörü Salih Bulgurlu da emeği var senin evet. Üzerinde. Şöyle, Salih Bulgurlu hocamız altyapı sorumlusu gibi bir şeydi o dönem. Ama Müfit hocamız da Galatasaray'ın PAF takımı diyorduk o zaman biliyorsunuz evet. Şu an. PAF takımını çalıştırıyordu. Ben Müfit hocanın da bende emeği vardır. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Altyapıda Müfit hocanın takımında da ben oynadım. Bende onun da emeği vardır. Bir dönem Kadir hocamız vardı. Genç bir hocamız Kadir abi. Evet. Onun takımında da oynadım altyapıda. Ahmet Keskin Kılıç evet, hocamız vardı. O da rahmetli. Onun takımında da oynadım. En son Müfit hocanın takımında üstte oynayıp oradan da A takıma çıktım. O seni orada da Müfit hocamızın işlediği takımda birçok oyuncu futbolcu oldu o dönem. Ceyhun Eriş evet. Falan biz hep aynı takımdaydık o dönem. Evet, buradan Galatasaray A takım günlerine geçebiliriz. Geçerken de görüntülerle devam edelim. Darmadağın ediyor ve Galatasaray Sion karşısında maçı şu anda 4-0 önde götürüyor. Genç Fatih attığı gol, Galatasaray 4, Sion 0. Fatih gidiyor. Sert vurdu bu gol! Süper bir gol! Fatih attı. 44. dakika. Hacı. Fatih koştu. Brusca. Hadi gol olsunu. 2 olsun müşbisi gol! Gol! Galatasaray 2-0 önde. Galatasaray 2-0 önde. Gol, gol, gol. Fatih'in golü. Viyana kapılarında ikinci gol. Fatih'in golü. Yine ayağa kalkıyoruz. Evet, Galatasaray günleri ve çok sansasyonel bir başlangıç. Sion'a attığın gol, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ve kariyerindeki ilk Galatasaray A takımı golü. Evet. 97-98 sezonunda Bakırköy'den Galatasaray'a dönüyorsun yeniden takımına. 5 gol atıyorsun. Gollerinde genelde hani sıradan bir defans oyuncusu nasıl gol atar? Duran toptan kafa vurur, sekene vurur. İkinci topa belki duran topta kaldığı için. Genelde öyle. Ama sen üreten bir futbolcusun.
Yani savunma oyuncusu olarak işte kendi topuna koştuğun goller var. Kat ettiğin alana koştuğun goller var. Bu cesaret nereden geliyor? Zaten konuşmamın başında da söylemiştim, ben bir golcü. Galatasaray'ın altyapısına gittiğimde golü de kokluyorum. Stoper oynamama bakmayın demiştim onun için. Tabii bu işin esprisi. Kanat oynadığım zamanlarda, gerçi stoper oynadığım dönemde de zaman zaman işte o kuvvetin vermiş olduğu, o heyecanın vermiş olduğu, o hevesin, isteğin, arzunun vermiş olduğu bir şeyle pozisyon bulduğum zaman ileri gidip zaman zaman gol deniyorum. Bu kadar iyi bir başlangıcı bekliyor muydun Galatasaray'da? Ya bu kadar iyi bir başlangıcı tabii ki beklemiyordum. Yani şöyle beklemiyordum. Hani kendime tabii ki güveniyordum. Yani iyi futbolcu olduğuma inanıyordum. Ama tabii buralara kadar geleceğini hayal edemiyorsun bazen yani. Ne zaman peki? Çünkü geldiği takım zaten hali hazırda şampiyonluğu elde etmiş bir takımdı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkında elde etmiş bir takımdı. Bu takımın parçası oldum, kalıcı oldum ne zaman dedin? Yani ne zaman dedim? İşte Galatasaray'a döndükten sonra bir kamp dönemi geçirdik. O kamp döneminde bir tabii ki ben bir kiralık, Fatih Hoca geldikten sonra evet. Ben bir sene kiralık gittim şeye, Bakırköy Spor'a. Orada biraz işte tecrübe sahibi, 17 yaşındaydım zaten o zaman. Hemen daha sezon bitmeden geri geldim. Fatih Hoca beni sezon bitmeden geri istedi zaten. Müfit Hoca sağ olsun işte maçlarımı falan takip evet. etti o dönem. Geri geldim. Kampa gittikten sonra işte artık ben bu takımın bir oyuncusuyum diye kendimi şey yaptım yani. Çünkü kamptaki işte o heyecanla, o hevesle biliyorsun genç futbolcunun evet. Dinamikliği falan onu şey yapabiliyorsunuz yani orada. Ya önünde de çok önemli oyuncular vardı. Tabii. Yani Bülent Korkmaz, Popescu. Tabii. Değil mi? Popescu benden sonra geldi. Sonra geldi. Bizden sonra geldi ama baktığınız zaman tabii önümüzde işte senelerdir Galatasaray'da kaptanlık yapmış, mevkisinin en iyisi. Bülent abi vardı. İşte başka oyuncular vardı. Vedat İncefe vardı. Vedat abiyle yan yana oynadık. Sonra Popescu ya. Dahil oldu bir Doğru. sene sonra bize. Yani iyi oyuncular vardı tabii. Bunların içinde yer bulmak tabii önemliydi. Şimdi 9 Aralık 1998'e gideceğiz. O tarih tanıdık geliyor mu? Galatasaray tarihi açısından önemli bir tarih. Bir seyredelim, görüntümüz var. Hasan Şaş yerde. Oyun devam ediyor. Felipe. Orta. Giren için hata ve Esquerro golü atıyor. Çok basit hatalar yaptık ve bu hata sonrasında golü geldi. Bu şöyle önemli bir gol. Julen Guerrero atıyor golü. Galatasaray bu maçtan zannediyorum berabere kalsa dahi çıkıyor değil mi? Doğru. Gruptan çıkmayı garantiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Gazete başlıklarımız da var. O fotoğrafları da görelim arka arkaya. Bir hata, tarihi fatura, hata yapan da Fatih Akyel. Fotoğraf daha var. Biraz herhalde ne yaptın Fatih? Zannetmiyorum ki böyle bir diyalog olsun ama ne oldu? Şimdi bu maçı tabii ki çok hata yaptığım için çok iyi hatırlıyorum. Şimdi biz burada berabere kalsak dahi çıkıyorduk. Evet. Ben maçın herhalde sonlarına doğru bir hata yaptım. Evet. Bu maçta biz çok baskı yemiştik. Yani inanılmaz bir baskı yedik. Atletico Bilbao maçıydı. Çok zor deplasman. İnanılmaz zor bir deplasmandı. Onların en iyi olduğu dönemdi. İnanılmaz bir baskı yedik. Yani orta sahayı zor geçiyorduk. Geçemedik bile yani. İnanın öyle bir zor bir maç geçti bizim için. Ve bu maçın en iyisi de bendim. En sonunda da çok artık yoruldum. Çok baskı yediğimiz için o pozisyonda ben onu arkamda Guerrero'ydu galiba. Evet, evet. Onu görmedim arkamdakini. Tabii takım arkadaşlarım da beni uyaramadı ya da ses uyardı duymadım. Ben takım daha rahatlasın diye hani şey yaptım. Topu basayım, pas olarak oynayayım dedim. Hani evet. Hep şişiriyoruz, geri geliyor. Şişiriyoruz, geri geliyor. Ağır sahada bayağı bir baskı yemiştik. Sonra da orada hata yaptım. Tabii ki bunu istemezdim. Burada da Popescu bana tabii işte hani şey yapıyor. Hani vursaydın gibilerinden de, keşke. Tabii. Ama dediğim gibi maçın en iyisiydim. Hatta şu çok üzülmüştüm tabii. Şimdi bir takım tabii o kadar mücadele ettik. Tabii Fatih Hoca da tabii çok kızdı, üzüldü. Ama sonra şunu söyledi. Bir geçelim orada virgülü koy, ben onu sana soracağım. 17 Aralık 1998 tarihli gazeteden Fatih'ten Fatih'e teşekkür. Hürriyet gazetesi yine. Bilbao maçında yaptığı hatayla tüm dikkatleri üzerine çeken Fatih Akyel kendisine sahip çıkan teknik direktörüne teşekkür etti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Atletik Bilbao maçında yaptığı büyük hatayla gole neden olan Fatih Akyel'e destek oldu. İnandığı oyuncuları aslanların önüne atmayacağını söyleyen Terim,
Juventus maçında Zidane'la yaptığı mücadeleden sonra herkesin sevgilisi Fatih Hak geldi. Hata her zaman olabilir. Önemli olan ders alıp bir daha tekrarlamamak dedi deyip bu gazete haberinden sonra sana bırakıyorum. Evet. Virgül koyduğumuz yerde. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bu maçın en iyisi bendim. Yani en iyisi bendim derken hani takım arkadaşlarım da yanlış anlamasın. Hani çok iyi bir performans sergiledim. Ama en sonunda da dediğiniz gibi bir hata yaptım. Çok üzüldüm ben de. Fatih Hoca da şunu söyledi. Zaten Fatih bu performansı göstermeseydi belki de maç 2-0 3-0 olacaktı dedi. Buraya kadar o getirdi. Burada da o hata yaptı. Soyunma odasında peki ne oldu? Yani şöyle mi de canım adaşım Fatih. Önemli olan bir daha tekrarlamamak bu hatayı deyip böyle. Orada biraz öptü okşadı. Yok. Öyle olmuyor tabii herhalde. Tabii ki öyle olmuyor. İşin şakası ama tabii ki kızdı. O neye haklı. Çünkü takımın teknik direktörü, ben de bir teknik direktörüm şu an. Oyuncusu orada bir hata yapıyor. Buna tabii ki kızacak. Bu hatasını bağırarak, kızarak tabii ki söyleyecek ki hocası bir daha o oyuncusu bir hata yapmasın. Bana evet kızdı ama sağ olsun sahip de çıktı. O dönem çünkü aynı bana da ve bana bunu söylemedi. Bunu basına karşı da söyledi. Biraz önce evet. De siz de okudunuz. Zaten maçın en iyisi Fatih'ydi. Eğer bu performansı iyi göstermeseydi maç zaten 2-0 3-0 olacaktı. Birçok pozisyonu kesti ama en sonunda hata yaptı. Üzücü dedi, geçti. Ya takım sporlarında tabii hatanın altından kalkabilmek çünkü sorumluluk yani milyonlarca taraftar evet. Var. Bir tabii. Teknik direktöre sorumluluk var. İki bir de esas aslında birlikte aynı formayı terlettiğin takımdaşlarına bir sorumluluk var. Bir mahcubiyet hissettin mi? Bir de bunun altından nasıl kalktın? Bu kariyerindeki en büyük hatalardan biri herhalde değil mi? Zaten en büyük hata. Yani baktığın zaman futbolda hemen hemen en büyük hatam bu. Hani üst seviyede olduğu için tabii bu. Evet. Nasıl kalktım? Tabii zaten bunun akabinde tabii bir iki maç daha vardı benim iyi oynadığım. Hemen evet. Arkasından sonra toparladım. Ya oynamak zorundayım. Yani hatayı unutma. Eğer hatayla yaşarsan zaten futbolcu olamazsın. Yani hep performansın hep daha da kötüye gider. Onun için de ben burada bir an önce toparlamam gerektiğini kendimce öyle düşündüm. Ve sağ olsun takım arkadaşlarım ve hocalarım da, Fatih Hoca da çok destek çıktı o dönem. Yani bana... Destek çıktı Fatih Hoca. Peki gördüğün en sert tepki Fatih Hoca'dan neydi? Ne zamandı? Hatırlıyor musun? Kesin yani bu soyunma odaları mahrem yerlerdir. Evet. Takımlar açısından ama ya en sert, oyuncu ya en sert tepki dediğim her zaman aynı tepki. Mesela işte maçta bir hata yapınca soyunma odasında hocanın bağırması, kızması. Yani biraz önce de söylediğim gibi kalkıp hoca burada aferin oğlum iyi yapmışsın tamam falan böyle diyemez. Böyle denmez zaten oyuncuya. Ya onun milli basketbolcu Sinan Güler mesela şunu söylemişti. Evet. Obradovic kendisine sen basketbolu sevmiyorsun demiş. Yani yıllardır 20 küsur senelik kariyer sahibi birisi. Sen basketbol sevmiyorsun cümlesi çok dokunduğunu söylemişti. Evet. Seni böyle gerçekten hiç unutamadığın hani ya sen de futbolcu musun? Işıl Albene'de işte Ekrem Memnun demiş ki sen kendini basketbolcu mu zannediyorsun gibi. Var yani, mı öyle bir cümle? Benim öyle bir cümle olmadı. Yani hocamız bize hiç öyle bir cümle kullanmadı. Kızdı. İşte bu hatayı nasıl yaparsın? Görmüyor musun? Ben sizi ikaz ediyorum. Gibi. Serzenişlerde de bulunuyordu. Biz de tabii ki onu dinliyorduk. Hani tabii zaman zaman o vücutun, beynin verdiği yorgunlukla hatalar yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi bundan sonra tabii çok çabuk toparladım. Yani toparlamak zorundaydım zorundasın zaten. Zaten. Mecbursun. Çünkü hayat devam ediyor. Futbol devam ediyor. Her hata yapan böyle futbolu bıraksa o zaman futbolcu kalmaz yani. UEFA Kupası final maçında Kopenhag'da yedekler arasındasın. Evet. Şimdi o kadronda önemli isimlerinden birisin. Evet. Ama sahaya bir şekilde adım atamadın. Evet. İçinde bir burukluk yaratıyor mu? Ya mutlaka insan üzülüyor tabii. Orada oynamak istiyor. UEFA Kupası'ndaki maçlarda işte oynadığın zaman daha bir heyecanla, daha bir farklı oynuyorsunuz. Ama tabii insan oynamak istiyor. Yani ama en az arkadaşların kadar, oynayan kadar içeride heyecanlanıyorsun. Çünkü o kupa her zaman yaşanıyor. Hakan Ünsal'la konuştuğumuzda kulübede başladı o da. Evet. Maç boyunca dua ettiğini söylemişti. Evet. Bir şekilde sahaya gireyim diye. Evet yani sen... herkes tabii hepimiz istiyorduk. Yani sonuçta herkes oynamak için orada can atıyordu. Herkes oynamak için istekliydik hepimiz. Tabii orada oynayan arkadaşlarımız o gün onlara oynuyorsan oynamıyorsan o platformda o şeyde artık arkadaşlarına dua ediyorsun. Yardım. Yani destek. Bu çok önemli. Çünkü oraya gelene kadar ben de birçok maç oynadım. İşte Hakan abi de, Hakan Ünsal da birçok maç oynadı. Yani hepimiz zaman zaman çünkü kadro genişti ve çok maç oynadık oraya gelene kadar. Hep değiştik, hep değişimle oynadık yani. Peki penaltıları kulübeden seyretmek nasıl bir histi? Ya çok yani
Atandan daha çok heyecanlıyım. Atmak mı isterdin kulübede? Çünkü çok ağır bir sorumluluk. Ben atmak isterdim. İster miydin? Ya daha heyecan yaratıyor yani. Yani kulübede olmak daha kötü yani. Atmayı tercih ederdim. Atmayı tercih ederdim. Ya vuruş sonunda gol olacağını bilsen herkes atmayı tercih eder ama kaçırdığında yani, da hayatın boyunca unutamayacağın. Mutlaka ama şeyde daha şey atacak mı atmayacak mı acaba olacak mı olmayacak zaten mı? Zannediyorum ilk Popescu'ya ilk sen vardın herhalde koşanlar evet. arasında. Evet, evet. Popescu da iyi bir oyuncuydu yani çok kaliteli muazzam bir yani kariyerde. Çok akıllı bir oyuncuydu. Onunla alakalı bir anımız var. Çok kısa istiyorsanız. Lütfen. Şöyle ben Galatasaray'da 4 numara giyiyorum. Burada da gördüğünüz gibi ben şu an 14 numara evet. giyiyorum ama ilk geldiğinde bu Popescu'nun herhalde daha sonra 4 numarayı seviyormuş Popescu. Bana Fatih Hoca dedi ki oğlum Popescu dedi 4 numarayı istiyormuş dedi ilk geldiğinde. Ben de tabii hocam seve seve dedim yani ne demek yani Popescu geliyor falan, Barcelona'dan falan geliyor. Öyle bir şeyimiz vardı tabii ki ona teslim ettik. Abi, o da Avrupa'nın en iyi futbolcularından bir formayı tane. Verdiği Popescu olsun yani, zaten. Evet. Şimdi şu meşhur Real Madrid maçlarına gelelim. Kariyerinde hani bir Türk futbolcusunun kariyerindeki önemli maçların Real Madrid maçları olması zaten başlı başına bir hadise. Hemen şu gole bir bakalım. Şimdi de sağ kanat Fatih. Başı döndü Real Madrid'in. Fatih içeriye doğru sokuldu. Fatih içeride. Şut pozisyonu. Jardel! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Şahane bir gol. Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte bu kadar. Kupa bizim, gol bizim. Bu iş buraya kadar. Şahane bir gol. İşte Fatih takip ediyor ve mutluluğu böyle yaşıyor. Aferin Fatih. Mükemmel bir orta. Tam Jardel'in istediği. Ceza sahasına bana top gönderin, golü atarım ben diyor. Ve işte şimdi de Süper Kupa, Süper Kupa Galatasaray'ı. Levent Özçelik çok güzel bir anlatım Ömer Üründül'ün yorumuyla. Şimdi dürüst olalım, orta demiş Levent abi. Orta mı şut mu o? Orta. Ortaladın? Ortaladım. Yani şimdi... Herkese şut orta gibi mı? Geliyor. Herkese şut evet. gibi geliyor. Şimdi biliyorsunuz her şeyi açık yürekli anlatıyorum. Mesela söyleyecek derim ki şut çektim. Jardel ayağını koydu. Bu bir şey değil ama orta. Yani şöyle aslında havadan ortayı kesmek istedim. Yani daha hani biri dokunursa kendi kalesine gider gibi de şey düşünüyordum. O ara Jardel ayağını koydu ama sert orta kesmek istedim ben. Ama kaleye aslında vuruyormuşum gibi göründü. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kaleye vursaydım zaten benim golcülüğümü biliyorsunuz. Direkt kaleye gider. Şey. Tabii işin şakası, esprisi yani ama orta yaptım yani orada. Bu maçta da 84'te oyuna giriyorsun. Capone evet. ilk 11'de. Neden? Ya bu maçta çok enteresan bir şey var. Beni burada oyuna Lucescu değil Hacı soktu. Açık konuşayım. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Hacı bana geldi. Kulübede otururken soyunmamı söyledi. Dedi soyun dedi. Yani çok enteresan tabii. Bunu şimdiden evet. zaman zaman insanlar duyunca şaşırıyor tabii. Bir de Lucescu gibi aslında evet, Hacı, çok otoriter. Hacı bana geldi. Soyun dedi oyuna gireceksin dedi. Ben de ona ya Hacı dedim hoca bir şey söylemedi. Yani dedim yani hani nasıl olacak? Sen dedi soyun. Şimdi söyleyecek sana dedi. Hocaya gitti. Beni gösterdi. Yani şu kadar bir mesafe var tabii onlar Romence konuştuğu için. Hoca yanıma geldi Fatih soyun dedi hemen. Yani Hacı'nın sağ içerisindeki hakimiyeti okey. Herkes biliyor ama başka buna benzer kontrole aldığı durumlar oldu mesela teknik adamın. Ya şöyle de. Bir şey. Fatih Hoca döneminde böyle bir şey hiç görmedim. Ama burada da çok öyle karışmıyordu ama o gün belki Lucescu ile paylaştığı bir şey olabilir. Çünkü şimdi açık konuşayım. Ben de oyuncumla, tecrübeli oyuncumla bir şey evet. paylaşabilirim. Hacı mesela ondan önce geldi Türkiye'ye. Bir şeyleri bilebilir. Onu Lucescu'ya onu senin söylemiş özellikle. Olabilir. O günde Capone biraz o taraftan bir pozisyon yemiştik biraz. Ondan dolayı belki bir şey paylaşmış olabilir. Öyle bir müdahale etmiş olabilir. Yoksa aksi bir şey değil. Şimdi bir sonraki Real Madrid maçına geçiyoruz. Bu maçta da yedek oynuyorsun ama ikinci yarıda durum 2-0 Real Madrid lehineyken ki Türk futbol tarihinin unutulmaz maçlarından birisi. Oyunu seyrini değiştiren Fatih Akyel. Bir seyredelim bakalım. Capone'nin yerine Fatih görev yapacak. Okan'ın pası Fatih'e. Fatih
Real Madrid maçında yaptığın ortalarla ve inanılmaz şekilde Roberto Carlos'u ekarte de ediyorsun. Nasıl bir psikolojiyle oyuna girdin? Yani nasıl bir psikolojiyle oyuna girdim? Şöyle 2-0 mağluptuk orada. Ben şunu kendimce söyledim. Yani bir defans oyuncusu. Ya dedim 2-0'dan sonra hani defans oyuncusu alınmaz. Hani mantık olarak baktığınız zaman daha çok hücumsal anlamda oyuncu alınır ama o ara 2-0 olduktan sonra Capone işte içeri girdikten sonra benim ayağım ağrıyor falan demiş. Herhalde içeride. Ondan dolayı da ben girdim oyuna. Sonra bu performansı, bu maçtaki performans senin herhalde kariyerinin en iyi 45 dakikası mı? En iyi 45. Niye bunun gibi performansları bir daha Fatih Akken'in kariyerinde göremedik? Ya şöyle, bunun gibi o performansla benim çok maçım var Galatasaray'da. Ama tabii bu Şampiyonlar Ligi olduğu için çok göz önünde, akılda kaldı. Mallorca beni istedi. Ben yöneticilerimize, başkanımıza dedim ki bonservisim bedava, bedelsiz gidebilirim. Beni Mallorca istiyor, benim gitmeye gönlüm yok. Siz ne diyorsunuz? Ama bana şu denmedi. Sen nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Şu parayı al bir otur. Bana denilen kelime şu. Ne kadar veriyorlar? Futbolcu olsanız ne yaparsınız? 3 Mart 2009 Star TV Futbol Lig programı. O dönem yöneticilerle ne yaşandı? Kalmak da istiyor musun? Şimdi şöyle bir şey. Biz zaten hiçbirimiz takımdan ayrılmak istemedik o dönem. Yöneticilerin kafasında şu varmış. Bu takım doydu. Artık bu takımı dağıtalım, yeni bir takım kuralım. Şimdi bana göre saçma bir düşünce. Oturmuş bir takıma 3-5 tane, 3-4 tane gönderir, 3-4 tane takviye yaparsın. Hem taze kan gelir, hem de iskelet korunur. Daha büyük başarılar kazanırsın. Oturmuş bir takımın şeyi farklıdır. Ama dediğim gibi benim sözleşmem bitiyordu. Yani yöneticiler hiç bize, işte Avrupa'dan da beni Mallorca istiyordu. Ben kendilerine bunu ilettim. Ben dedim ki kulüple konuşun. Bana şunu söylediler. Ya dediler hani senin bonservis bedelin yok bedava. Biz seni almak istiyoruz. Hani gelir biz de oynar mısın? Kulüp yöneticisi geldi İstanbul'a. Oturduk konuştuk. Dedim ki ben ayrılmak istemiyorum. Ama neyse kulüple konuştular. Kulüp belirli bir miktar para istemiş. Bunlardan sonra anlaşamamışlar. Kalkmışlar. Sonra ben gittim. Biz ayrılmak istemediğimizi söylememize rağmen onlar ne kadar veriyorlar, daha çıkabilirler mi gibi şeylerle geldiler. Şimdi benim bonservis bedelim yok. Evet. Evet Galatasaray'dan yetişmiş olabilirim. Herkes bir takımdan yetişiyor. Fener'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, Galatasaray'dan. Ama burada yöneticiliğin ve orada vefanın ve takıma katkıların bir şeyi vardır. Bir oyuncuyla oturup konuşursunuz. Orada o tavırla eğer oyuncuya gelirseniz, ya kim olursanız olsun, ister Galatasaray olsun, ister Fener olsun, ister Beşiktaş olsun, ister başka Real Madrid olsun. O tavırla gelirsen oyuncu kalmaz. Program başına dönecek olursak, çünkü Galatasaray'dan ayrılmak kırılma anı diyorsun. Evet. Galatasaray'dan şimdi o zaman pişmanlık hissediyorum burada. Çok mu para istedin Galatasaray'da? Yok, hayır, ben para istedim değil, hiç konuşmadık bile yani. Git dediler tabii, bir anda. Biz Galatasaray'la hiç masaya bile oturmadık. Ve benim gibi Avrupa'ya o dönem giden 3-4 tane arkadaşım bile para konuşmadı. Yani hiç konuşulmadan bizim üzerimizden para kazanmak istedi. Birkaç yani yöneticinin gönderip, tasarrufu mu bu? Birkaç kişi yöneticinin tasarrufu. 2-3 tane yöneticinin tasarrufu. Öteki yöneticileri biz zaten görmüyorduk bile Galatasaray'da. Ya onlar bizim üzerimizden para kazanmak istediler. O olay bu yani, başka bir şey yok. Yani biz ne bir rakam, işte şöyle söylenebilir, işte Galatasaray'dan yetişmiş çocuklar ki Avrupa'ya gidenlerin hepsi Galatasaray'dan yetişenlerdi. Hani işte atıyorum ben 10 lira istedim, onlar 3 lira teklif etti veya işte oturduk, hiç böyle bir şey yok yani. Direkt sordukları soru ne kadar veriyorlar? Yine de kalabilir miydi? Kalamazdın. Yani Galatasaray'dan git dediler sana. Yani yine de kalamazdın yani gibi. Ya tabii canım, o saatten sonra zaten kalmanın bir anlamı mantığı yok. Sırf bana değil yani, o dönem bizim dönemimize giden arkadaşlarımıza da aynı şeyi söylediler yani. Tabii medyada ya da taraftar nezdinde farklı yansıdı. Ya tabii taraftar dışarıda bilmediği için bazı şeyleri. Çünkü ben şimdi çok iyi, yani isim vermek istemiyorum ama ayrılanlardan bir tane arkadaşım, yani sizin bana vereceğiniz rakamı kabul edeyim. Yani Galatasaray'ı sevdiği evet. için, ortamı sevdiği için, takım arkadaşlarını sevdiği için. Yoksa her yerde takım var. Herkes gidip tabii. oynuyor, parasını kazanıyor. Sizin vereceğiniz parayı ben kabul edeyim ama beni Galatasaray'dan satmayacağınıza dair imza attıktan sonra, çünkü sezon başıydı,
bana bir yazılı kağıt verin dedi. Onu bile kabul etmediler yani. İlla biz seni vereceğiz. Yani biz sizi vereceğiz gibi. Yani ileri para kazanacağız mantalitesinde oldukları için biz de dedik ki o zaman teşekkür ederiz dedik. Evet, Galatasaray'dan ayrılıp Mallorca'ya gidip ondan sonra Türkiye'ye dönüş var. Bir de haberimiz var o dönüşle ilgili. Fenerbahçe daha önce anlaşma sağladığı Fatih Akyer'le 3,5 yıllık sözleşme imzaladı sayın seyirciler. Eski Galatasaraylı futbolcu imza töreninin ardından bir gün herkes Fenerbahçeli olacak yazılı bir şapka ve Fenerbahçe formasıyla basına poz verdi. Fenerbahçe Fatih Akyer'le 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin çoğu hazır bulundu. Eski Galatasaraylı yeni Fenerbahçeli Fatih, Sarı Lacivertli takımda oynamaktan mutluluk duyacağını söyledi. Şimdi ilk önce ben Fenerbahçe kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir camiaya geldim. Kendim gelmek istedim. Fenerbahçe kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe formasını da sonuna kadar terleteceğim ve Fenerbahçe formasının hakkını vereceğime inanıyorum. Elimden gelen bütün mücadeleyi göstereceğim. Başkanım da dilemiş olduğu gibi geçmişteki olaylar bizim hırsımızdan gelen olaylar. Yani gençliğimizin verdiği hatalar bazen ama kesinlikle camialara karşı bir şeyimiz yok. Bizim hırsımızdan dolayı söylediğim gibi. İnşallah ben Fenerbahçe taraftarına ve Fenerbahçe camiasına layık olmaya çalışıyorum. Daha sonra bir gün herkes Fenerbahçeli olacak sloganını taşıyan şapka ve Fenerbahçe formasıyla basına poz verdi. Şu bir gün herkes Fenerbahçeli olacak şapkası ve sloganı. Oldu mu Fenerbahçeli? Ya oldu mu Fenerbahçeli biliyorsunuz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Her programda da söylüyorum. Evet. Ya, profesyonel futbolcunun takımı olmaz. Yani biz çocuklukta tuttuğumuz, sevdiğimiz takımlar büyüdüğünüz zaman, profesyonelleştiğiniz zaman bu tamamen ortadan kalkıyor. Ben Fenerbahçe'de de o dönem çok iyi bir performans sergiledim. İyi oynadığımı düşünüyorum. Tabii daha sonra oradan da ayrıldım. Ama dediğim gibi büyük bir camiadan büyük bir camiaya gidiyorsunuz. Yani. Evet. Şimdi sevgili babanız isminizi Fatih Terim'den esinlenerek evet. O hiçbir şey söylemedi. Oğlum en azından şu şapkayı takmasaydın bari diye. Ya şimdi şöyle bir şey. O Fenerbahçe'nin bir sloganı. Ben onu yani illa işte şey anlamda da takmadım. O Fenerbahçe'nin bir sloganı. Yani orada ben artık Fenerbahçe camiasına gelmişim. Orada top oynuyorum. Orada hem onu öyle reddetmek olmaz, yakışmaz. Ama ben Fenerbahçe için de dediğim gibi her platformda, her sahada çıktığımda, her maçta Terim'in son damlasına kadar Fenerbahçe forması için mücadele ettim. Ve başı ben kendimce başarılı olduğunu da düşünüyorum. İki tane şampiyonluk yaşadım orada da. Yani iki camiada da şampiyonluk yaşamak benim için gurur vericiydi. Peki Galatasaray'dan ayrılma tarzın itibariyle Fenerbahçe'yi tercih etmiş olabilir misin? Çünkü bir Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olması biraz sarı kırmızıları rahatsız edici cinsten. Yani ya bu şimdi, bir motivasyon oldu mu? Yani giderken bakın ben şimdi dönüyorum ama beni istememiştiniz. Evet. Teklif bile vermediniz. Şimdi Fenerbahçe'ye gidiyorum. Yok benim öyle bir şeyim yok. Buradan dönüşte tabii ben profesyonel bir futbolcuyum. Buradan Mallorca'dan ayrılırken ben Galatasaray'a da pazarlık yani şeyine oturduk tekrardan. Orada da yine bir takım olaylar Galatasaray'la bazı yöneticiler döndürmek istedi. Ben de tabii sonra Az Yıldırım çok istedi beni o transferde. Ben de Fenerbahçe'yi tercih ettim o dönem. Çünkü dediğim gibi orada da Galatasaray bir iki tane yönetici bir şeyler çevirmek istedi. Ben de onların bu şeyine müsaade etmeden dedim ki teşekkür ederim buraya geldim. Şimdi bir videomuz var. Fenerbahçe günlerinde iki şampiyonluk var. Özellikle 2003-2004 sezonunda da payı çok büyük Fatih Akyel'in. 6-0'lık Galatasaray maçında ilk 11'de oynuyorsun. Fenerbahçelilerin unutamadığı bir maç. Bir de 6 golün atıldığı ancak rakip takım tarafından atıldığı bir maç var. Manchester United maçı. Bir bakalım ona. Thank you.
6-2 biten Şampiyonlar Ligi maçı. Bu maçta tabii ki çok ağır bir skor olduğu için günah keçisi belki Fatih Akyel seçildi. Bununla ilgili Şubat 2009'da Fenerbahçe Altyapı Dergisi olan Koşan Adam Dergisi'ne bir açıklamam var. Fatih Akyel Fenerbahçe'den isteyerek ayrılmadığını belirterek, "Dağım'ın bana yaptığı en büyük kötülük takımdan ayrılmama neden olmasıdır. Bazı isimleri oynatmak için beni resmen harcadı. Galatasaray'dan ayrılırken bile bu kadar üzülmemiştim" ifadelerini kullandı. Fatih, "Dağım'ın uzun süren sakatlığın ardından hazır olmamasına rağmen Manchester United maçında oynatarak sonunu getirdiğini iddia etti." Neden ısrarlı seni oynatmış olabilir o maçta? Şimdi tabii bazı şeyleri insanlar açıklık, hani tabii uzun zaman getirmiyorsun, hani konuşmuyorsun ama insanlar, evet, sen konuşmadıkça da insanlar şey anlıyor, yanlış anlıyorlar. Hep suçun sende olduğunu aslında şey yapıyorlar. Bu bir Fenerbahçe maçı. Ben burada bu maçtan 2 ay önce ben bir hastalandım. 1,5 ay önce bir hastalık geçirdim. Şöyle bir hastalık, orta kulak iltihabı geçirdim. Vücut dengesi sarsılıyor, evet, onda. Yaklaşık 1 ay top oynayamadım. Yani bir haftalık... Hiç hazır değilsin yani. Hiç hazır değilim. Bir haftalık, yani 1 ay top oynamamış bir adamı siz sahaya süremezsiniz hoca olarak. Peki bunu söylediğinde Daum'dan nasıl bir karşılık aldın? Anlatacağım. 1 ay antrenman yapamadım ve 1 ay yatakta yattım. Hastaydım. Bir hafta olmuştu antrenmanlara. Yavaş yavaş başladım. Manchester maçı kadrosuna aldı beni. Maçtan bir gün önceki antrenmanda beni oynatacağının sinyalini verdi. Bir haftalık antrenmanla. Hastalıktan da çıkmıştım. Orta kulak iltihabı, evet, dediğim gibi. Vücut dengesi sarsılıyor biliyorsunuz onda. Kendisine gittim akşam. Dedim ki hani bugün gördüm beni oynatacakmışın gibi duruyor dedim. Ama eğer hani böyle bir düşüncem varsa dedim hoca, beni oynatma dedim. Çünkü şeyim hani... Bir aydır antrenman yapmıyorum, evet, hastalıktan çıktım, yeni yeni dedim başlıyorum falan. İstiyorsan beni oynatma dedim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz dedi bana. Ben de benim bir şeyim var, hayatım boyunca ben hiçbir maçtan kaçmadım. Bizim o dönemlerde maçtan kaçan abilerimiz vardı. Biz bunları gördük. Maçtan kaçan futbolcular vardı. Bu kaçtığım bir maç değil, hiç kaçmadım. Zor bir maç, bundan kaçayım, sakatım, oynamayayım. Ben bunları çok gördüm ama ben hayatım boyunca ne Galatasaray'da, ne Fenerbahçe'de, ne Trabzon'da, ne başka bir yerde hiçbir maçtan kaçmadım. Zorluk derecesi ne olursa olsun hiç kaçmadım. Ama ben ona şunu söyledim, dedim ki hastalıktan yeni çıktım, daha antrenman, fizik kondisyonum da yok. İstiyorsan şey yapma dedim. Ama ısrarla o beni bakarız tamam dedi. Maç toplantısına gittiğimde tahtada ismimi gördüm ilk 11'de. Şimdi ben orada kalkıp ilk 11'de hayır oynayamam dersem bu çok büyük bir yanlış olur. Onun için ben de çıkıp elimden geleni yaptım ama baktığınız zaman da 6 golün bakın pozisyonlarla benimle de alakası yok aslında. Evet, aradık çok fazla bulamadık. Ya bulamazsınız çünkü benimle alakası yok. Ama o bana mal etmek istedi Daum. Şöyle bir şey var. Daum'un istediği oyuncular vardı. Getirdiği oyuncular vardı bizim takımda o dönem. Kendisi getirmişti. Açık konuşayım, kendi menajeri de getirmişti. O oyuncuların üzerinden yürümek istiyordu. Onun için sonradan ben tabii o zamanlar genç olduğum için çok idrak edemiyordum ama sonradan bir şeyler yerine oturmaya çalıştı. Sonra zaten ben de ayrıldım. Peki çalışan teknik adamları arasında Dağım'ı nereye koyarsın? Dağım koyacak bir yer yok ki. Yani Dağım antrenör. Şimdi bakıyorum çiziliyor, yazılıyor, çiziliyor da. Yani Dağım şöyle bir şey. Yani çok dahilane bir antrenör. Yani ben olduğunu zannetmiyorum şu anlamda. En büyük özelliği ne peki? Dağım'ın çünkü yani, önemli de bir kariyeri var. Almanya milli takımının eşiğinden döndü biliyorsun. Biliyorum, evet. Yani ama şöyle bir şey. Ben Fenerbahçe'de çalıştığım dönemde şimdi tabii kötülemeyeyim. Yani ben onunla çalıştım. Kesinlikle bu olay farklı bir şey ama hani çok dahilane bir şeyini yani Fenerbahçe'de görmedim. Yani antrenörlük, evet, kötü antrenör değil ama baktığınız zaman öyle çok aman aman da üst düzey ben yaşamadım. Belki de daha önce yaşadı, başka futbolcular da yaşadı olabilir ama ben şey yaşamadım. Trabzonspor karıştı. Trabzonspor huzursuz, tatsız ve karışık. Ligde son 5 maçta alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Ziya Doğan faturayı Fatih Akyel'e kesti. Milli oyuncunun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. 21 Kasım 2006. Evet. Neden hep ben demedin mi? Yani Fenerbahçe'de sıkıntı. Yani Mario Balotelli. Futbolunu bıraktım, onun için bıraktım. Şimdi yüzünüz eskidiği zaman artık her şey sizden sorulmaya başlıyor. Her şey sizin üstünüze gelmeye başlıyor. En ufacık bir şeyde Ahmet Asay hata yapsa da Fatih'e suçluyorlar. Mehmet hata yapıyor yine Fatih'e suçluyorlar. Onun için dejener oluyorsunuz. Ben de onun için bıraktım. Özel eleştiri yapmadın mı? Ya öz eleştiri şöyle bir şey. Öz eleştiri ben zaman zaman aslında kendimle yapıyorum. Ama yapacak bir şey de bulamıyorum. Ben kendime yapıyorum ama bakıyorum hep suç karşı tarafta. Onun için de hiç
şey yapmıyorum yani, artık diyorum ki onun için de bıraktım zaten. Peki, böyle şeye girmiyorum yani. Söyledin, kırılma anı Galatasaray'dan ayrılmam ya, dedin. Galatasaray'dan ayrılmam derken şu anlamda ama. Yani Galatasaray'dan işte o takım çok iyiydi. Çok iyi bir arkadaşlık vardı. İyi bir takımdı. Herkes birbirini tamamlıyordu. Ben o anlamda söyledim. Yani oradan ayrılan zaten baktığınız zaman çok aman aman bir başarılı yerlere gidemedi kimse çok baktığınız zaman. Ha, gittikleri yerlerden de çabuk döndü herkes veya oynayamadı. Böyle şeyler de oldu. Yani. Benim Mallorca'da dönüş tarzım da zaten şeyden, yabancı statüsüne takılmam. Ben gittikten sonra yabancı sınırlaması geldi. Ona takıldığım için oynayamadım ben. Mallorca'da. Yoksa Şampiyonlar Ligi, Mallorca olsan Şampiyonlar Ligi'ndeydi, ben oynadım orada. Önemli Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadım tabii. Ibagaza vardı. Tabii. Eto vardı. Eto vardı, doğru. Kaleci Leo Franco vardı Galatasaray'a gelen. Ben yabancı sınırında takıldığım için oynayamadım. Peki, tam Mallorca'dan öyle dönüldü ama sonrasında yani şimdi kariyere bakınca Bochum var. Evet. Arada bir PAOK var. Evet. Gidip geldiği birçok takım var. Yani neden tercihler uzun ömürlü olmadı sence Fatih Akın? Ya şimdi tercih ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Biraz böyle huzursuz bir insan mısın acaba? Aslında değilim. Yani benim mesela takım arkadaşlarımın sorsanız %90'ı severler. Yani. Çünkü ben herkese uyumlu. Uyumluyumdur, iyi geçinirim. Kimseyle kavga etmem şey anlamında. Ufak tefek her futbolcu bir şeyler yaşamıştır. Benim uyumsuz anlamında değil. Tabii o zamanlar biraz daha gençsiniz hani kanınız kaynıyor şey anlamında ama hocaların vermiş olduğu bir huzursuzluktan dolayı da ben bazı şeylerde ayrılmak zorunda karar alıyordum hep. Mesela PAOK'tan ben PAOK'tan ayrılmak istemedim mesela. Oradan ayrılma aslında çok üzülmüştüm. Yunanistan'da. Neden ayrıldın PAOK'tan? Orada şöyle bir şey. 9 maç kadar bir kadar. Şöyle bir şey. Yani maddi anlamda çok iyi bir takım değildi. Ama Trabzonspor iyi bir bonservis bedeli verdi ona ben. Onun için geldim yani. Trabzonspor beni o dönem çok istedi. Transfer bedeli çok ödediler. Takımda hani ya işte maddi durumlar şey falan deyince ben öyle gittim yani. Yoksa oradan ayrılma gerçekten üzülmüştüm yani. Devam ediyoruz. Sosyal medyayla devam ediyoruz. Sosyal medyadaki 28 Nisan 2010 paylaşımı. Kariyerinde tamı tamına 9 kulüpte oynayıp bunlardan sadece Galatasaray'da rakip kaleye gol atabilmiş olması da ilginç bir istatistiktir. Neden böyle oldu? Yani program başında dedik ki ne kadar sansasyonel başlangıç, 5 golüm var. Sonrasında bakıyoruz devamında uzun bir kariyer ama bir gol dahi yok. Sanki hani kendi pozisyonuna hazırlayabilen bir defans oyuncusun. Ya mutlaka ama tabii ki burada sana şu da yardım ediyor. Yani takım arkadaşların da sana yardım ediyor attığın gollerde. Pozisyon hazırlayışlarında, pas atışlarında, uyum sorunu bunların hepsi bir arada. Benim sırf ben kendi başıma Maradona gibi gidip de tabii atmadım ama baktığınız zaman uyum sorunu. Sana arkadaşların o pası hazırlıyor. Denk gelmiyor. Birbirlerini anlıyorsunuz. Mesela Rapid Wien'e benim attığım golde. Son golünmüş o Galatasaray formasıyla. Evet. Mesela Rapid Wien'e attığım golde Hacı'nın bana attığı o pas beni resmen oraya koşturdu. Ben onun oraya atacağını biliyorum ve anlıyorum. Alex atmadı mı? Yani o tam uyum sağlıyor. Son olarak Hacı farklı bir oyuncuydu. Yani Hacı müthiş bir oyuncuydu. Son olarak 26,5 yaşında milli takım formasını giymesine rağmen 64 kez de en çok milli olan 10. Türk futbolcudur. Şimdi değişmiş olabilir ama o dönem için çok önemli bir rakam. 5 Eylül hala önemli bir rakam bu arada 64 kez milli olmak. 5 Eylül 2009, 2002 Dünya Kupası'nda 635 dakikayla en çok oynayan oyunculardan birisin. Dünya Kupası'nda en fazla oynayan oyuncu benim. Evet ama o kupayla, o başarıyla çok da fazla ismin birlikte anılmıyor. Öyle düşünüyor musun? Yani ismimi anılmıyor derken şöyle, milli takım maçlarında Dünya Kupası'nda tek oyundan çıkmayan evet. oyuncu benim. Yani şöyle, arkadaşlarımız yorgunluktan çıkan var, sakatlıktan çıkan var. Yani hepsi değişti. Yani bir ben değişmedim. O da tesadüf tabii denk gelmiştir. Çünkü ben işte hani sakatlanmadım orada. İşte performans anlamında da iyi bir performans sergiledim. Ne inanıyorum. Ötekiler işte sakatlık olsun, işte oyuncu değişikliği olsun, yorgunluk olsun, hep böyle değişenler oldu. UEFA Kupası, Süper Kupa, Galatasaray, Fenerbahçe'de şampiyonluklar, dünya üçüncülüğü. Sen dışarıdan baktığında kendi kariyerinle ilgili ne söylersin? Yani kariyer baktığın zaman bana göre... Ama 26,5 yaşından sonra da milli olamamışsın bir daha. Evet. Yani 26-27 yaşında... Ne oldu o 26-27 yaşında? Gerçekten şu anda bunu... Ya üstünden geçe şöyle gidince. Bir şey, baktığınız zaman o dönem milli takım oyuncularına bakarsanız hemen hemen yani 3-4 tane oyuncu haricinde hepsi bizim o Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir dökülmeler başladı. Yani milli takıma ara ara gitmeler, gitmemeler. Yani jenerasyon değişikliğine gitmek istedi milli takım herhalde o dönem.
hani baktığınız zaman da 27 yaş aslında genç bir şey yaş olduğu zaman ama maalesef işte bizim hocalarımızın düşünceleri, iskelet işte biraz önce de bahsettim ya, hani iskelet bir takımda kalır, 3-4 tane değişir öyle öyle diye. Ama bizimkiler evrim geçirmek istedi bir anda. O zaten öyle bir başarılı takımın arkasına baktığınız zaman çok da aman aman bir başarı yok diye düşünüyorum. Yani. Devamında. 21 Mart 2008. Pek hoşuna gitmeyecek bir konu olabilir. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının başlamasından evvel Fenerbahçe tribünlerine gelerek altı işareti yapan, aklınca Galatasaray'a gönderme yapan futbolcu 24 Mart 2008'de girmiş. Şöyle bir fotoğraf, görüntüyü kullanamıyoruz. Niye böyle bir şey yaptın? Ya şimdi şöyle bir şey. Bu tabii derim ya biraz önce gençliğin verdiği bir işte kızgınlık işte şey falan. O atmosferin verdiği şeyle yoksa. Çok içerlemiş gibisin Galatasaray'dan ayrılmayı. Yok yani Galatasaray'la içerlemiş değil de o dönem işte bir iki tane konunun olması, lafın çıkması. İşte gençliğin verdiği sinir, stres, kızgınlıkla falan yoksa şeyle alakalı, art niyetle alakalı bir şey yok. Yani. Bir de bir derbi maçta Fenerbahçe forması giyerken kaptan Bülent Korkmaz'la maç içinde yaşadığım bir tartışma var. Biraz böyle kendini Fenerbahçelilere kabul ettirme derdi içinde olabilir misin? Ben şöyle bir şey, ben kendimi kabul ettim. Benim öyle hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni Bülent Korkmaz da bilir. Ben kendim de bilirim. Benim öyle kimseye bir kabul edecek bir şeyim yok. Hatalı, ben konuyu çok anlatmayayım içeriğini. Anlatılacak bir pozisyon değil. Bülent abi orada haksız. Ben haklıyım. Onun için çok da uzatmaya gerek yok. Ama dediğim gibi kaptanımızdır. Öyle bir zaman zaman tartışmalar oluyor. Çok hani şey uzatmaya gerek yok. İçeriğini anlatırsak anlatılacak bir durum değil. Haklı her maçta orada, o da biliyor, ben de biliyorum. Onun için şey yapmıyor. Daha soğukkanlı davranamaz mıydın diye soruyorum ama. Ya o soğukkanlı davranacak çünkü bir kaptan, şeye getirdim. Galatasaray'da. Öyle ama soğukkanlı davranacak bir pozisyon değil yani. Peki. Onu kendisi de onun için hiçbir konu. Çok eski bir takım arkadaşının bir anısı var. Bakalım kim? Çok ilginç bir anı. Edirne Spor deplasmanına gitmiştik. Sezonun son maçıydı. Edirne taraftarları maçtan sonra bize biraz tacizde bulundular yolculuk sırasında gişelere kadar. Fakat Fatih de biraz aşırı bir tepki göstermişti o gün. Olaylar inanılmaz yerlere gitti. Yani bakanlar devreye girdi. Olaylar yatıştırıldı ama davası tahmin ediyorum bir 8-10 sene sürdü. Agresifliği kendisine biraz zarar verdi ama hakikaten Allah vergisi bir gücü vardı. Ve onu kullandı. Büyük takımlarda oynadı ama kariyeri için belki Avrupa'da oynayabilecek kapasitedeydi. Belki bu agresifliği biraz ona bu konuda engel olmuş olabilir. İnşallah kardeşim, Fatih kardeşim bu konuda kendini biraz daha dinginler. Onu daha iyi yerlerde görürüz. Kerem Barut, teknik direktör Bakırköy Spor'dan da takım arkadaşım. Evet. Bir anı, yani şimdi Fatih Akyel deyince bir tarafta pırıl pırıl bir kariyer. Türkiye'de kimsede olmayan kupalar. Milli takımda dünya üçüncülüğü. Çok az futbolcunun yaşadığı bir grup. Bir taraftan da Fatih Akyel ister istemez içinde bulunmuş olduğu tartışmalar da var. Onlardan biri, daha belki 17-18 yaşındasın. Evet. Bir öfke kontrolü problemin olduğunu düşünüyor musun? Çok net soruyorum. Ya öfke kontrolü olduğunu... Büyük problem çıkmış çünkü deplasman dönemi. Ya şöyle bir şey, şimdi Kerem abi de severim, biz Galatasaray'ın altyapısında beraber oynadık. Sonra Bakırköy'e gittik. Evet. Bakırköy'de beraber oynadık. Bir deplasman dönüşü şöyle bir şey oldu. Tabii biz o zaman hani genciz. Gerçi olayın içinde onlar da var sırf. Sanki ben varmışım. Galiba da kaldı. Herkes ben varmışım. Sanki onlar ayırıyor, ben saldırıyorum. Çok enteresan yani, anladın mı? Evet, bir tartışma yaşandı, otobüsten indik. Maç bittikten sonra taraftarlar bizi, futbol işte Türkiye, maç bittikten sonra taraftarlar bizi otobana kadar kovaladılar. Kazandıkları bir maçtan sonra hem de. Yani bizim mağlup olduğumuz ve bizi otobana kadar kovaladılar. Önümüzü kestiler. Şimdi artık şeye kaldık. Zaten sırf ben değil, bütün takım arkadaşlarım kavga etti orada. Evet, bir kavga oldu, doğru. Ama rakip takımın taraftarları işte böyle 5-6 tane araba kazanmalarına rağmen otobana bizi takip ettiler, önümüzü kestiler falan. Biz de takım halinde aşağı indik. Orada bir arbede yaşadık. Onu anlatıyor. Evet, yani Kerem abi fazla etliye sütüye karışmadığı için şey yapıyor, doğru söylüyor. Fotoğraflara geçiyoruz. Çok iyi bilir. Yani severim Kerem abi. Sağ olsun. Zaman zaman da görüşürüz. Teşekkür ediyorum ben de. Desteğinden dolayı. Fotoğraflar var sırada. Hemen başlayalım. Fatih Akyel. Bebeklik fotoğrafı. Evet. Ve bir fotoğraf daha var.
Galatasaraylı Fatih Akyer. Evet, işte altyapı dönemi. Evet, i̇şte altyapıya yani, gitmeden önce. Galatasaray için yaptığın en büyük fedakarlık neydi çocukken? Ya benim oğlum mesela uykusuz kalıyor maç kaybedildiğinde. Tavana bakıyor. Ya ben maçlara gidiyordum. İşte maçlara gidebiliyordum. O başka yapacağımız bir şey yok. Yani fedakarlık dediğiniz, sen çocuksunuz yapacağınız. Okulda tartışma yaşar mıydın? Okulda ben tartışma... Fenerbahçelilerle. Yok, öyle bir tartışmam hiç olmadı ya. Ama şey, baktığın zaman mahallede arkadaşlarla birbirimizi tabii kızdırıyorduk. Çocukluğum vermiş olduğu bir şey ama dediğim gibi zaman zaman maçlara gidiyordum. Bir fotoğrafımız daha var. Fatih Akyel çok büyük bir hayvansever. Evet, evet. Neler hissettiriyor sana? Ya ben çok seviyorum. Özellikle iki tane köpeğim var. Bir tanesi de bu gofret evimizde. Çok seviyorum. Yani bir de sokak hayvanlarına işte bakmaya çalışıyoruz. Evet. Üye olduğumuz yerler var. Kendimizin yaptığı bir şeyler var. Ya onların da ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu dünyada tek değiliz onun için. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ben Instagram'lardan da hesaplarımdan da yazıyorum. Yani sokak hayvanlarına en azından kış aylarında bir kap mama, bir kap su kapının önüne koyun. Onlar da nasibini alsınlar yani. Bir videomuz var bu konuyla alakalı. Bakalım kim? Merhaba, ben Tuğan Akyel. Babamın bir bilmediğiniz yanında köpeklere, hayvanlara olan sevgisidir aslında. Bu köpeğimiz Gofret. Bunun dışında evde baktığımız bir tane bal kızımız var. Bir de sokakta baktığı şapşalımız var. Çok güzel bir duygu bütünlüğü. Evet, evet. Yani gerçekten de hayvanlara sahip çıkıyor oldu. Ya evet, burada baktığın zaman şimdi bu kızım benim, büyük kızım Tuana. Evet, çok seviyorum. Gofret kucağındaki benim evdeki köpeğim. Bir tane de evde Balkız diye bir köpeğim var. Bir de sokakta baktığımız kapımızın önünde bir tane mahalle odaya yaşayan bir köpeğimiz var. Ona bakıyoruz. Ya dediğim gibi yani sokak hayvanlarına bakıyoruz. Elimizden gelen işte yardımı yapmaya çalışıyoruz. Tabii herkes yaparsa ne mutlu. Hiç aç hayvan kalmaz sokakta. Son bir fotoğrafta ve aile Akyel ailesi hep beraber. Kızlarınız var. Tuğan Hanım'la diğer kız Melike Hanım. Eşiniz Şirin Hanım. Evet. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Kızları sporcu olmak isteseydi, isterler miydi? Ne söylerdi, ne tavsiye ederdi? Türkiye'de sporculuk zor, kadın sporcu olmak daha zor. Evet, evet zor ama ben sporcu olmalarını çok istedim. Yani işte bir voleyboldu, bir basketboldu. Hani kapalı salonlar sporları tabii bayanların daha çok tercih ettiği. Ama hani olmalarını çok istedim ama... Onlar fazla tercih etmediler o anlamda. Yani büyük kızım gastronomi okuyor zaten. Okulu tercih ettiler. Yani tabii ikisini bir arada götürmelerini istedim ben tabii de. Ama bizimkiler spor tarafını fazla tercih etmedi. Çocuklarınıza ne miras bırakmak istersiniz? Yani ne bırakmak isterim? Yani bizden sonra işte yaşamlarını en iyi şekilde, kaliteli bir şekilde geçirmelerini isterim. Manevi düzgün olarak düzgün yaşamalarını isterim. Yani iyi anlamda hoş olmalarını isterim. Yani onun için bir baktığınız zaman miras anlamında bırakacak mal olarak değil tabii manevi. Evet, o marifet değil ama çocukların kendi kazançlarını kendileri sağlamaları, ayaklarının üstünde durmaları aslında çok güçlü önemli. Bireyler güçlü olmaları lazım. Şimdi kısa cümleler verip tamamlamanızı istiyorum. Programın sonuna geldik. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey. Yani tartıştım işte maç içinde tartıştım. İşte öyle anılmasaydım. Öyle ya, başka bir şey yok. O da bu her zaman değil yani. Binde bir oluyordu ama oluyordu yani, olmuyor değil. Her futbolcu yapıyordu da işte dedim ya, biz çok göz önünde olduğumuz için biz çok şey yapılıyorduk. Tam yani. Mario Balotelli tabii sendromu şimdi, bu yer. Daha öteki takımlarda bir sürü oyuncu var baktığınız zaman. Evet. Bir dünya tartışma kavga yapıyor ama hiç göze gelmiyor. Biz büyük takımlarda ve isim yaptığımız için, oynadığımız için maalesef ki o göz önünde oluyor. Kariyerinde dayanman gereken en zor an neydi, nasıl atlattın? En zor, dibi gördüm dediğin. Yani? Kariyerinde. Ya işte şöyle, Kasımpaşa Spor'la işte biliyorsun evet. Orada ben kaptanlık yaptım. Bırakmaya yakındım, bir küme düşme şeyi vardı. Zaten benim de son senemdi. Orada bir üzülmüştüm yani, en azından hani kariyer şampiyonluklarla dolu. Hani keşke burası. Böyle zaten oldu. Şöyle takım küme düşmesin diye kurulmuştu. Yani ben de orada son senemdi. Kaptanlık yapıyordum. Ama tabii yani keşke o takım da ligde kalsaydı dediğim oldu yani. Orada üzülmüştüm yani. Alex mi? Pierre Van Hooijdonk mu? Koşulsuz şartsız Alex. Öyle mi?
En iyi maçını biliyoruz da en kötü maçın, en iyi maçın Real Madrid maçı 2-0'dan dönen belki vardır. En sansasyonel o ama en kötü maçın? Vallahi mutlaka vardır. Şöyle bir Hertha Berlin maçı vardı Galatasaray'da. Oyundan çıkmıştım zaten ikinci yarı. Fatih Hoca beni oyundan almıştı. Orada kötü oynadığımı düşünüyorum. Onu hatırlıyorum öyle çok aman. O zaman odur. O zaman odur. Muhtemelen oydur diye düşünüyorum yani. Lucescu ile Fatih Terim arasındaki en büyük fark ne? En büyük fark Fatih Hoca Türk futbolunu çok iyi tanıyor. Türk futbolcusunu çok iyi tanıyor. Yani çok iyi takımını karşı rakibe göre çok iyi uyarlayabiliyor. Yani avantajları Fatih Hoca'nın daha çok. İkisi de tabii kariyer anlamında büyük kariyer. Baktığınız zaman çok iyi. Ama ben her zaman hani bunun yabancı antrenör Türk olduğuna benim öyle bir şeyim yok. Ama ben Fatih Hoca'nın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani. Stoper mi, sağ bek mi? Stoper. 14 numara mı, 4 numara mı, 22 numara mı? 4 numara. En çok ne güldürür Fatih Akyel'i? En çok Kemal Sunal filmleri. En büyük merakı nedir? En büyük merakım bu dizayn, iç mimarlık falan çok severim. Değil mi? En büyük hayali ne peki? En büyük hayalim milli takımda antrenörlük yapmak. Tabii şu an. Şu an. Önceden işte Galatasaray'da oynamak, büyük takımda oynamak. Tabii. Futbolcu olmak falan. En iyi tanımlayan sıfat Fatih Akyel'i? Baktığınız zaman iyi bir futbolcu. En son ne zaman ve niçin ağladınız? Evet, güzel bir soru. Yani, hatırlamıyorum açıkçası yani. Peki. Fatih Akyel kırılma anına iyi ki geldiniz. Teşekkürler. Programın sonuna geldik. Hoşça kalın.